Evet arkadaşlar, bireysel olarak söz almak isteyen var mı? Buyurun Osman Bey. Sayın Başkanım, değerli meclis, hepinizi şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi şahsım adına söz almış bulunuyorum. Buyurun. Başkanım, Gemlik'te vatandaş tarafından bize yoğun olarak gelen soru var. Bu sorunun bir muhatabı da büyükşehir olduğu için söz almış bulunmaktayım. O da şu: Gemlik Bursa'nın ve Türkiye'nin en güzel körfez ilçelerinden bir tanesi. Ancak Gemlik'in tabii birçok eksiği olduğu gibi özellikle körfezde balık satışı ve balık tüketimi, ailece bir balık restoranlarının olmadığından dolayı yıllardır bu eksiklik hep gündeme getirilmiştir. Bütün siyasi partiler seçim beyannamesinde bunu koymuştur. Biz de Cumhur İttifakı olarak son yerel seçimlerde Kültür ve Turizm Bakanımızın da katılımıyla Gemlik Belediye İskelesi'nde bir seçim beyannamemizin tasarımını paylaşmıştık. Yani Gemlik Belediye İskelesi'nde çok nezih bir balık restoranlarının, balık satış yerlerinin yapılabileceği, çünkü Gemlik Belediye İskelesi'nin bulunduğu alanda otopark sorunu yok, merkezi bir yer. Ve o zamanki ve şimdiki Kültür ve Turizm Bakanımız da bu projeyi takdirle karşılamıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız da vardı. Ancak bununla alakalı somut hiçbir şey yapılmadı. Gemlik kordonunda bir çalışma yapılmakta. Daha önceden Uğur Başkan da seçim beyannamesinde balık pazarında balık satılmalı şeklinde böyle bir nostaljik yaklaşımı vardı. Bizce de kulağa hoş gelen bir yaklaşımdı. Bununla alakalı bir proje yapıldığı ve bu projenin nereye konuşlanacağını kendisiyle ben görüştüğümde sahile konuşlanacağını ama sahille konuşlanmasının ne kadar sağlıklı olacağını ben tabii anlayamadım. Şimdi sahilde bir çalışma yapılmakta. Tabii kamuoyu bu çalışma bittikten sonra değerlendirecektir nasıl bir çalışma olacağını ama sonuçta sahil bir yürüyüş alanı. Halktan çok ciddi tepkiler var, şikayetler var. Evet, balık pazarında bir balık satış yeri yapılmalı. Proje güzel bir proje. Ancak kamuoyundaki hakim kanaat projenin konuşlandığı yerin yürüyüş güzergahında kısmen de olsa olması, Gemlik çok kuvvetli lodos almakta. Yani o Gemlik'in kuvvetli lodosları çay bahçelerinin duvarlarını yıkmıştır. Benim önerim şudur ki seçim beyannamemizle bizim halka vaadimizdi bu. Gemlik Belediye İskelesi'nin balık satış ve balık pişirme yerlerinin yapılması. Büyükşehir Belediyesi ve Gemlik Belediyesi işbirliğiyle gelin daha sürecin başındayken Gemlik Belediye İskelesi'nde güzel bir proje yapalım. Bunu tartışalım Gemlik Belediye'mizle beraber. Bunun dışında başka bir yerler de var. Yani Gemlik'in girişinde balıkçı barınağının olduğu, büyük engelli kafenin olduğu bir yer var. Daha önceki belediye başkanının çok güzel projesi vardı burasıyla alakalı. Yani evet, balık pazarında tabii ki olmalı, ancak Gemlik'in ihtiyacına cevap verecek, Gemlik'e vizyon katacak, Gemlik'e yakışır bir proje ve bir planlamanın yapılmasını ben tekrar gündeme getirmek istiyorum. Ve oradaki çalışmayla alakalı da kamuoyunun aydınlatılmasını istiyorum. Yeri itibariyle de beraber. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Gemlik'te bir seçimlerden önce de söylediğimiz, seçimlerden sonra stratejik plana koyduğumuz 2 yıl üst üste, hatta 3 yıl üst üste Büyükşehir Belediyesi ile izinler konusunda, kullanım izinleri konusunda 2,5 yıl görüşmeler yaptık, proje tadilatları yaptık. Dolayısıyla bütçeye de 3 yıl boyunca koyduğumuz bir iş bu. Sevgili Durdu biliyor aslında ve hiçbirinde muhalefetleri de olmadı. Hayır be, pardon. Bütçemizde vardı bu. Şu an yurttaşta şöyle söyleyeyim, sosyal medya paylaşımına 79 yorum yapılmış, 60'ı olumsuz. Ama işte 1015 beğeni almış aynı paylaşım. Yaptırdığımız anketlerde çok güvenmiyor sevgili Durdu bizim anketlerimize ama çok ciddi şekilde de destek alıyor proje.
Balık pazarı adı balık pazarı olduğu için yaptığımız bir iş değil. Balık pazarının adının niye balık pazarı olduğunda biliyordur sevgili Durdu. O bölgeye ırgatlar ağ ile balık çekerlerdi o lokasyona ve balık orada satılırdı. Bu yüzden balık pazarıydı ismi. Aslında sonuçlandığında yürüyüş alanına hiçbir olumsuz etkisi de olmayacak bir iş. Bugün emniyet tedbirleri açısından etrafına çevirdiğimiz çitler sebebiyle yol işgali, yol kapanıyor gibi bir endişe var yurttaşta. Ama sonuçları itibariyle hem Gemlik'te yaşayan yurttaşın hem eminim Bursa'dan da çok ciddi destek alacak. İnsanların gelmesine olanak sağlayacak bir iş olacak o. Ama iskelede de ki adı artık Faruk Güzel İskelesi, Allah rahmet eylesin, sevgili Faruk Güzel'in ismi verildi oraya Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla. Orada da yapılmasının bir mahsuru yok. Maalesef balıkçı barınağının orada engelli kafenin bulunduğu alanda izin almak dahi mümkün değil. Çünkü balıkçı barınağının sınırlarını almamız isteniyor engelli kafeyi. Maazallah yurttaşta çok ciddi tepkiler ortaya çıkar o bölgede buna tevessül etmenin. Kaldı ki bir de Büyükşehir Belediyesi'nin yine o bahsettiğimiz bölgeyle ilgili başka bir çalışması var ve izin aşamasında sevgili Genel Sekreter buradaysa bilir zaten izin almaya çalışıyorlar. En makul olan yerde 2,5 yıl Büyükşehir Belediye'mizle istişare ettikten sonra yapmaya başladığımız, hatta yorumlarda şey de var. Başkanım Büyükşehir Belediyesi izin verdiyse size komplo vardır falan yazan da var. Öyle değil, biz projeden eminiz. O bölgede sadece orada bulunan apartmanlarda bir grup yurttaşımızı rahatsız edeceğiz endişesiyle ben projeden vazgeçmek niyetinde değilim. Sonunda herkesin yararlanacağı bir iş ortaya çıkacak inşallah. Temelinde işte zemin emniyet güçlendirmelerinde bugün itibariyle başladık. Bir daha söylüyorum, yürüyüş yoluna etki etmeyecek. Koku açısından da yani balık leşi kokusu asla ve kata ortaya çıkmayacak o bölgede. Bunu temin ederim. Teşekkür ederim. Buyurun Osman Bey. Başkanım ben şahsen Uğur Başkan'a bu projenin konuşlanacağı yerin çok sağlıklı olmayabileceğini birebir de kendisiyle paylaşmışımdır. Tabii ki bu Uğur Başkan'ın projesidir. Saygı duyarız. İnşallah hayırlı olur, verimli olur. Ancak kamuoyu anketlerine itibar etmiyor değiliz. Kamuoyuna şöyle sorulsaydı, burada Büyükşehir Meclisi'nde söz alma sebebim şu. Sahilin sorumluluk alanı Büyükşehir'e ait. İskelenin sorumluluğu da zannedersem Büyükşehir'e ait. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Gemlik halkına taahhüdü, beyannamesi, Gemlik Belediye İskelesi'nin balık satış ve balık pişirme yerleri yapılacağıdır. Biz Gemlik halkının oylarıyla seçildik. Burada Gemlik halkını temsil etmekteyiz. Ben bu vaadimizi, bu beyanımızı ve bu taahhütümüzü şahsınızla beraber belediye meclisine hatırlatmak istiyorum. Gemlik halkına şöyle sorulsaydı, evet Dur Başkan dediği gibi oraya da yapılabilir. Belediye iskelesine de yapılmasında sorun yoktan ziyade yapılmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Selam. Evet ben teşekkür ederim. Başkanım ben de bir... Buyurun. Şimdi değerli başkanım, değerli arkadaşlar, tabii her siyasi parti seçime girerken bir takım projeler, bir takım vaatlerle iş başına gelir. Bu dönem Gemlik'te evet CHP'li başkan kazandı. Biz Gemlik'te muhalefet durumundayız. Ama biz tabii ki burada bizim şöyle bir görevimiz var. Yani biz doğruyu yapma konusunda yardımcı olma, yanlıştan sakındırma gibi bir görevimiz var. Şimdi orada vatandaşlardan gelen tabii ki şey de var. Yani bir takım duyumları biz de alıyoruz. Yani deniyor ki orası bir kere denize aşırı derecede yakın. İlerideki bir fırtına veya bir lodos fırtınasında oradaki çalışanların veya oradaki tesislerin ne olacağı da belli değil. Sevgili Ercan abi, iskele denize... Bitireyim başkanım. Ben bitireyim. Hayır, bize gelen duyumsadığımız şeyleri söylüyorum ben burada. Ben bunları burada söylemek durumundayım. Şimdi sizin seçim beğenmenizde evet orada bir şey olmuş olabilir.
Ama siz bu hizmeti yapma noktasında onun ki kaldı ki bütün partiler zaten hemfikir, yani bir balık satış yeri yapılma konusunda, ama lokasyon farkımız var. Yani biz diyoruz ki yer olarak orası doğru mu? Bizce değil. Şundan dolayı değil. Yani yapılma, böyle bir tesise ihtiyaç var mı? Var. Tabii ki var. Yani hem balık satış yeri olsun, hem insanların rahatça balığa ulaşma ve ailece gidip orada yemek yeme imkanı olsun. Bunlar tabii ki var. Sonuna kadar varız. Ama yani ben diyorum ki yapılan bir takım vaatler sonunda icraat noktasına konurken düşünülerek konmalı. Yani ben sizi son bir kez daha bu konuda düşünmeye davet ediyorum. Yani tekrar değerlendirmeye davet ediyorum. Şimdi bunu bir kere yaptıktan sonra onu yeniden oradan sökmek zorunda kalmayalım. Vatandaşların, tabii orada oturanların da ve orada gezen vatandaşın da, birçok insandan ya burada bu olur mu şeklinde şeylerimizi aldık. Tabii onlara bir takım biz onlardan aldığımız şeylerin bu söylediklerinde payı da var. Ama biz kendimiz de vatandaşın dediklerini ve burada olması gereken şey noktasında, icraat noktasında bir ortak, bence bir zeminde buluşabiliriz diye düşünüyorum. Ve bu tamamlanmadan, bu iş noktaya, son noktaya gelmeden bence lokasyon konusunda, yapımın yeri konusunda bir kez daha değerlendirmeye davet ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Gemlik Belediye Meclisi'nin konusu. İnşallah Gemlik Belediye Meclisi toplantısında konuşuruz. Ama son şunu da söyleyeyim. Bir daha susturunca söylüyorum. Susturunca da kızıyorsunuz Osman Bey. Bir daha söylüyorum. Bu Bursa'ya da sirayet edecektir şikayetler, benzeri şeyler konusunda. Adı balık olan şeyi nerede yapıyor olursan ol, benim kapımda yapma da nerede yaparsan yap durumu ortaya çıkıyor. Çöp konteynerlerinden belediye başkanı arkadaşlarım bilir. Koku yapma ihtimali olan her şey aynı sonucu doğuruyor. Manzarayı kapatan her şey aynı sonucu doğuruyor. Kumla'da yaptığımız güneşlikler için ne çektim bir ben biliyorum yani. Oradaki yurttaş sahildeki konutu alırken önündeki sahili de aldığına inanıyor. Böyle bir durum var. Ben buraya yapma, nereye istersen oraya yap diyor. Emin olun, İskele dışında bunu yapabileceğimiz, bu yerden daha farklı eleştiri alacak bir yer yok. Kaldı ki son kez şunu söylüyorum. Benim paylaşımımın altına 79 yorum yapılmış, 80-90 neyse, büyük çoğunluğu olumsuz ama 1100 tane de beğenen olmuş yani. Bir taraftan da böyle bakmak lazım. Başkanım, teknik onlar yorumları beğenmesinler. Da, teknik tarafıyla yorumları beğeniyor olmasınlar onlar. Becerir bizim yurttaşımız yorumu nereden hayır, beğeneceğini. Hayır, oradan çıkan sonucu, hasıl olan sonucu. Kaldı ki bir daha söylüyorum, teknik yönleri itibariyle çok ciddi bir çalışma yapılmıştır ve Büyükşehir Belediye'mizin de ikazlarıyla 3 kez de tadilat görmüştür proje. Rüzgar kuvveti düşünülmüştür, çatı bu yüzden ters açılıdır, rüzgar kanalları işlenmiştir üzerine. Çelik konstrüksiyon, ayağı, sadece bir ayağı olan, yukarıya doğru açılan bir gölgelikten bahsediyoruz şu an. Proje diye konuştuğumuz şey de bu aslında. Ama hem sevgili Durdu hem sevgili Barışçıoğlu elbette olumsuz tarafına bakıp odaklanıp bunun üzerinden bizi ikaz da edeceklerdir. Bir umarız, kez daha düşünülmesinden noktadayız biz yani. Ya Ercan abi, orası mı ya da hiç mi sorusu dışında bir cevabı yok konunun. Hiç değil, emin şey ol. Yok yani, hiç değil, yok, şey yok yani. Niye hiç olsun? Her yer deniz kenarı orada. Sahilde yapacağız. Odun depolarına yapacak halimiz yok mu? Hayır. İşte bak örnek olarak. Yani bir şey oldu. Ercan kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Biz böyle şey, ben herkese teşekkür ediyorum. Başkanım ben lütfen. Tamam, o zaman Osman Bey son, evet, size söz vereyim, bitirelim. Şimdi, çünkü arkadaşlar beni yani konu, biraz sıkıştırıyor. Konu Gemliğin, yok işi olan gidebilir. Konu Gemliğin konusu gibi gözüküyor olabilir ama Büyükşehir'in yetki sahasından bahsediyoruz. O sahilde birkaç tane alternatif var. Orası olmazsa olmaz değil. Projeye de karşı değiliz. Alternatiflerimiz var. Ama hayırlısı olsun tabii, takdir başkanı yani. Başkanım, Amfi Tiyatro var ileride. Eski Kalapat'ın olduğu yer var. Efendim? Evet, ben herkese çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarından dolayı.
Gündemimiz burada sona ermiştir. Toplantıya katıldığınız için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.